Mekke-i Mükerreme'den herkese bir kez daha selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Evet, şu anda Eciyat'tayız. Bugün bayram biter bitmez umre yapmak istedik ve şu anda umre yapmak üzere Kabe-i Muazzama'ya doğru ilerliyoruz. Eciyat yokuşundan tam 40 dakikada otobüs inebildi aşağıya. Aracımla bir yere kadar geldim, artık baktım olası yok. Mecburen bir servisin birisine binmek zorunda kaldım. O da, o rampayı bilenler bilir, 40 dakikada anca aşağı indi. Çok yoğun bir trafik var. Sivil araçların da gelmesiyle birlikte yol tıkandı adeta. Evet, gördüğünüz üzere yatsı namazından çıkan hacılar otellerine dönüyorlar. Tabii çok az servis var. Servisler az çalışıyor. Bundan dolayı da birçok hacı Ecevit tokuşunu Ramazan'da olduğu gibi yavaş yavaş çıkıyor. Servislerde bugün itibariyle çalışmaya başlamış. Hatta dün değil, ondan önceki gün Cemarat'a Şişe bölgesinden çalışan servisler vardı. Gazze garajında. Bugün ise baktığımız kadarıyla, gördüğümüz kadarıyla biz de Eziyet yokuşundaki servislerin açıldığını gördük. Şu an akın akın insanlar haremden geliyorlar. Evet, işportacılar da tezgahı açmışlar. Hacılara burada kıyafet satıyorlar. Hacılar da üzerlerine elbisedir, takkedir, tesbihtir, bir şeyler alıyorlar. Fiyatına uygun gördükleri giysileri buradan alıyorlar ve hatıra olarak götürüyorlar. Tabii ki kendileri de giyenler olacaktır. Çünkü otellerde de zaman zaman biliyorsunuz yoğunluk olduğu zaman çamaşırların yıkanması ve kurutulması da sıkıntı oluyor. Belki de onun için alıyor veya hediyelik buralardan alıyorlar. Bu cadde zaten bilenler bilir. Hacıların gidiş geliş yeri olduğu için ya da umre zamanında, artık umre sezonu da açıldı. Bugün itibariyle Suudi Arabistan umreleri de başlattı. Umre vizelerini vermeye başladı. Şirketler şu anda umreye getirecekleri umrecilerin vizelerini başvurmaya başlamıştır. Muhtemelen 1 Temmuz'dan sonra da birçok şirket umre için tekrar kutsal topraklara gelmeye başlayacaktır. Artık gelecek sene Haziran'a kadar yoğun bir umre sezonu olacak. Tabii ki Arabistan'da Temmuz, Ağustos ayları ve Eylül ayı sıcak olduğu için bu aylarda gelen umreci sayısı az oluyor. Dolayısıyla haccın da çıkışı oluyor. Gelebilen varsa bu aylarda gelmesi daha iyidir. Ekim'den sonra özellikle umreci sayısının katlanarak arttığını görüyoruz. Zaten 15 tatilde, bahara tatillerde özellikle öğrenci olanlar, öğrencileri olanlar, ailecek umreye gelmek isteyenler o dönemlere yığılma yapıyor ve o dönemlerde yoğun bir umreci girişi oluyor. Evet, Kabe'ye yaklaştıkça yoğunluk da artıyor. Umreler açıldı. Umreye gidenler var. Haçla birlikte normal kıyafetle, sivil dediğimiz kıyafetlerle de ihram olmaksızın tavaf alanına girilebildiği için tavaf yapanlar tavaf yapıyor. Yorulanlar, haçın yorgunluğunu atmaya çalışanlar, fırsat bulup da son bir defa umre yapalım diyenler de Tenim'deki Ayşe Mescidi'nin yolunu tutuyorlar. Oradan tekrar umreye niyet ediyorlar ve hareme gelip umre yapmak üzere buraya geliyorlar. Tabi tavaf alanına girmek ne kadar mümkün olur bilemiyorum. Gün içerisinde sadece öğle saatlerinde daha rahat gibi gözüküyor tavaf alanı. Onun dışında tavaf alanında iğne atsanız yere düşmüyor. O yüzden belki de şu anda biz de tavaf alanına giremeyeceğiz. Onu tam olarak kestiremiyorum.
Yerlere de beyaz epoksi yapılmış. Arafat'a da yapılmıştı. Arafat'ın caddelerinde yapılmıştı. Sıcağın etkisini azaltmak için epoksi işlemi uygulanmıştı. Bakın buralarda da asfaltın üzerinde o beyaz epoksiyi görüyoruz. Bütün Arafat, Müzdelife bölgesi bu şekilde yerler beyaz kaplamayla kaplandı. Sıcağın etkisi azaltılmaya çalışıldı. Evet, bugünlerde 40-45 dereceyi bulan sıcaklıklar var. Hem sıcaktan hem yorgunluktan, işte tansiyondur, kalptir, yorgunluktur vesaire sebeplerden 500'ün üzerinde Türk hacının vefat ettiği bilgisi var. Tabi her gün bu sayı artıyor. Değişik milletlerden de vefat edenler var. Biliyorsunuz münafıklar Uhud Savaşı'nda münafıkların reisi, eğer bizimle kalıp Medine'de kalsaydınız 70 kişi ölmezdi diyerek Müslümanlar arasına fitne sokmak istemişti ama Cenab-ı Allah onlara, eğer size ölüm gelip çattıysa öleceğiniz yere götürülürsünüz diyerek cevap vermişti. Dolayısıyla kimin ölümü nerede yazılmışsa ne olursa olsun o kişi oraya gider ve vefat eder. Bunun önüne de kimse geçemez. Bu Cenab-ı Allah'ın takdiridir. Bunun adı izdiham olur. Bunun adı kalp rahatsız olur. Bunun adı sıcak olur. Bunun adı başka bir şey olur. Trafik kazası olur vesaire ama ecel geldiği zaman ne de bir dakika geç kalır, ne bir saniye geç kalır, ne bir dakikada öne alınır. Dolayısıyla demek ki o Türk hacılarımızın eceli de burada takdir edilmiş. Onlar da ruhlarını burada teslim etmişler. Sosyal medyada yine önüme gelmişti. Çok sayıda ihramlı ve ihramsız hacının vefatıyla ilgili, biliyorsun cenazeler burada kılınıyor tek merkez olarak. Ve ihramlıyken ölenlerin yüzleri kapatılmıyor. İhram elbiseleriyle defnediliyor. Bununla ilgili videoda çekmiştim. İhramlı olmalar, ihram yasakları öldükten sonra da devam ediyor ve insanlar o şekilde defnediliyorlar. Evet, elhamdülillah şu anda Abdülaziz kapısı açık gözüküyor. Biz de içeriye doğru gireceğiz. Artık aşağı girebilirsek, aşağı giremesek de en azından engellerin olduğu katta Kabe-i Muazzama'yı göre göre umremizi yapmış olacağız. Evet, görüyorsunuz yoğun bir kalabalık var. Hani bazıları izdiham diyor. Ama bazen de Türkiye farklı bilgiler gidiyor. İşte izdiham nedeni insanlar öldü, kırıldı, bitti diye. O eski izdiham görüntüleri yok. Tabii ki kalabalık. 2 milyon insan aynı anda aynı yerde ibadet etmek zorunda kalıyor. Bir Ramazan yok şu anda. Asla bir Ramazan gecelerindeki kalabalık yok. Tabii ki hacca gelenler o kalabalığı Ramazan'dan daha fazla zannedebilir. Ama biliyorsunuz Ramazan günleri, özellikle Ramazan'ın son 10 günü buralarda iğne atsanız yere düşmeyecek bir kalabalık oluyor. Güvenlik güçlerinin Allah yardımcısı olsun. Ciddi manada dünyanın dört bir yanından yaşlısı, genci, farklı dillerde, farklı renklerde, farklı huy ve tabiatlarda insanlar var. Onlarla mücadele etmek zorunda kalıyorlar. Bizlere düşen sabır, yönlendirmelere ve talimatlara uygun hareket etmek, şikayet etmemek, buradan en güzel şekilde istifade etmemek. Kapatılan bir yer varsa bilin ki bir yerde önlem alınmak istemiştir. Hep diyorum Babüsselam tarafı Gazze garajı girişi her zaman erken kapatılır. Oradaki kardeşlerimiz şu sağdaki köprünün altından gelip bu Abdülaziz kapısı tarafına geliyorlar genelde bilenler. Kaybolacağını düşünenler ise orada lavabolarla Kraliyet Sarayı'nın arasında, Ebu Kubeys Tepesi'nin arasında, dağının arasında kalıp namazlarını orada eda ettikten sonra kapılar açılınca içeriye girmek zorunda kalıyorlar. Evet, şu şekilde içeriye doğru girmiş olalım. En son görüntümüzü de Kabe-i Muazzama'dan çekelim. Sonra bu videomuza son verelim inşallah. Evet, elhamdülillah tavaf alanına girebildik. Tavaf alanında umremizin tavafını yapacağız. Şu an tavaf alanı revaklara kadar gelmiş durumda. Tavaf gördüğünüz üzere. Çok fazla tabii ki yaşlı olduğu için
yön bilmediği için kaybolan kardeşlerimiz var. Sizlere tavsiyem, eğer yön belirlemekte sıkıntı çekiyorsanız, nereden girdiğinizi bilmekte sıkıntı çekiyorsanız, Kabe-i Muazzama'da kendinize bir yön belirleyin. Revaklar tarafında, minareler tarafında yön belirlerken kaybolabilirsiniz. Çünkü dört bir yanda minare var. Dolayısıyla ya yeşil ışığı kendinize hizalayın, Bab-ı Selam tarafından gelmişseniz, ya Kabe'nin kapısını kendinize hizalayın. Yani ya da dediğim gibi işte bizim gibi Abdülaziz kapısı tarafından geldiyseniz Rükn-i Yemani tarafındaki bölümü kendinize hizalayın ve burada tavaf alanında kendinize yönler edinin. Dolayısıyla kaybolmayı da bir nebze olsun hafifletmiş olursunuz. Kaybolanlar olacaktır. Konsolosluğumuz, Diyanet ve birçok yetkili bilgileri geldiği zaman kişilerin bilgisini not edip yakınlarına bilgi veriyor zaten. Ben de sosyal medya adresimde Instagram'da ve Facebook'ta o numaraları yayınlamıştım. Dolayısıyla kaybolanlar olacaktır. Bunlar doğal şeyler. 2 milyonun üzerinde insan burada bulunuyor. Özellikle bireysel anlamda hacca gelen kardeşlerimiz bu yıl çok sıkıntı çektiler. Ciddi manada zorlukları var. Bu yıl Suudi Arabistan'da çok fazla önlem almasıyla birlikte adeta kabusa dönüştü diyebiliriz. Onların hac serüveni birçoğu yaptı ama işlerini yapamayıp Türkiye'de dönenler var. Yaptığı halde çok büyük sıkıntı çeken kardeşlerimiz var. Otellerde kapalı olan, günlerce odalarından çıkamayan kardeşlerimiz var. Dolayısıyla bireysel hac düşünecekler, bir kez daha düşünsünler derim. Tabii ki yapabilen yapıyor. Ona bir şey demiyoruz, hep söylüyoruz. Yolunu bulan yapıyor. Evet, Rabbim sizlere de umre yapmayı, hac etmeyi nasip eylesin. İçimizden sıkıntı olan kardeşlerimiz var, sıkıntılara derman olsun. Hasta olan kardeşlerimiz var, Rabbim onlara da hastalıklarına şifalar ihsan eylesin. Burada videomuza son verelim. İnşallahü Teala bir başka videoda, bir başka mekanda görüşmek üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Videolarımızı beğenip abone olur ve paylaşırsanız seviniriz. Kalın sağlıcakla.